Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır yolunu gözlediğin tatilimize çıkıyoruz arkadaşlar. Taner sözünü tuttu. Sapanca'dan bize böyle 3 günlüğüne minnoş mu minnoş bir ev ayarladı. Şimdi 3 günlüğüne hafta sonunu orada geçirmek için yola çıkacağız. Daha siz söylemeden ben hemen vloguma başladım bile. Çünkü ben ne zaman bir yere gideceğiz desem hemen yolculuk vlog gelsin. Valiz hazırlığı gelsin, yorumlar yağmaya başlıyor. Artık sizi öğrendim. Neleri izlemek istediğinizi, neyin çekimini yapmamı istediğinizi çok net anladığım için ben devam ediyorum artık ne çekeceğime. Şu an öğle saatleri 12'yi çeyrek geçiyor. Lina'yı okula gönderdik. Biz de kendimizce bir küçük bir hazırlığımızı yaptık diyemem. Daha yapmadık. Şimdi yapacağım. Valizlerimizi hazırlayacağız. Lina'yı okuldan aldığımız gibi yola çıkacağız. Şimdi bu 3 günlük bir tatil olduğu için valizi ayrıca çekmek istemedim ben. Bu videonun içine dahil etmek istedim. Yolculuk vlogla ikisini birleştirdim. Gideceğimiz yer bungalov bir ev olacak. 2 odalı bir ev. Ama eve ait bir bahçesi var. Bahçesinde de ısıtmalı sıcacık bir havuzu var arkadaşlar. Kışın kar yağarken bile suyun içine dalabiliyorsunuz. Ben en çok ona heves ettim. Daha önce hiç gitmedim ve gerçekten çok merak ediyorum. Yolumuz Sapanca'dan geçmişti. Sadece göl kenarında bir çay içmiştik. Ama ne bir gece konakladım ne de civarı gezdim. O yüzden hiçbir fikre sahip değilim. Hep beraber gidip göreceğiz. Orada da size güzel vloglar çekeceğim. Ben şimdi ufak tefek böyle küçük bir hazırlık yaptım ama. Rolo'da, daha ne alacaktın dudağın... ya? Bir kamyon almış gene. Yok daha ne aldık dur. Gittiğimiz evde jacuzzi de var. Jacuzzi'den son çıkan kazanır videosu çekmiştik ve siz de çok çok beğenmiştiniz. Orada bir tane de yine jacuzzi'den son çıkan kazanır 2 videosu çekeceğim. 3 çeşit makine. Tabii her zamanki gibi. Saç önemli. 3 günde olsa olsun. Hayır, yani. Ötekini niye aldın? Ben ikisini al yetmiyor. Şunu mu? Yok diğerini. Bunu da düz kullanmak istersem işte böyle 2 saniyede tırt tırt hemen yapıyor. Bu da kurutma makinesi. Bu da şekillendirici Dyson'ım, elim ayağım. Tamam. Ah dur, köpüğümü unuttum dur. Tüh, nasıl temizlenecek? Şunu alayım. Ay inşallah buradan unuttuğum başka bir şey yoktur. Nedense Lina'yla bizim tırnak diplerimiz inanılmaz etli. Benim de küçükken çok olurdu. İkimizin de öyle. Tırnak yapısı zaten aynı. Benim gibi böyle kare kare küt küt tırnakları var kısa kısa. Benim etleri de çekmiş ya tırnak yapısı çektiği gibi. Şunu sürünce ama banyodan banyoya kadar idare ediyor. O kadar güzel bir şey ki. O bile farkında. Anne benim etlerim niye sana çekmiş ya, kalkıyor diyor canım benim. Şimdi orada hem havuza gireceğiz diye hem de jacuzzi'de video çekeceğiz diye 2 tane havuz şortu, 2 tane de tişört aldım. Videolarda mayo ile çıkmıyorum. Üşümemek adına orada da kalın bir şeyler alacağım. Kazak alayım. Bunun altına şöyle bir kot alayım. Bunları alayım. Bunun altına da yine bir kot alayım. 3 günlüğüne gidiyoruz ama ben yine böyle bir hafta gidiyormuş gibi dolduracağım. 2 tane de böyle kalın kazak alayım. Onun da altına bir kot alırsam şöyle. Bir tane daha kot alayım ya. Belki onda uymazsa dur. Şunu da alayım tamam. İçlik de alsak mı Taner? Böyle orman yürüyüşüne falan çıkarsak. Hiç bilmiyorum ki içlik nasıl alalım olacak. Bence ya. Ben gidince bakacağız. Alalım alalım, içlik alalım, olmaz içliksiz. Şapka da alsam mı ya? Şapka al tabii. Bir de şapka. Allah. Çok heyecanlıyım ya. Her tatile gidiş benim için başka bir heyecan. 2 günde olsa 2 gün 2 gündür. Hava değişimi bile yetiyor bazen evet. Ya. Seninki bir valiz doldu. Benimki büyük valizi aldım valla. Dur. Biz ne yapacağız? Daha var dur. Şuradan 2 tane de mayo seçelim. Dolduralım artık kenarlarını. Benimki tamam. Bunun üstüne daha bir şey girmez. Tamam mı? Allah Allah. Sen kendine bir valize bak. Lina. Kasar. Şu üsttekilerini koy. Benimkilerini. Sığar mıyız ya? Ha benimkiler alır orayı. Bu kadar mı seninkiler? Evet bu kadar. Bu benim. Bu kadar. Yeter kazak pantolon. Tamam. İşte erkek olmak da bu kadar kolay ya. Bir sürü araç gereç var. Kadınla erkek bir mi ya? Ya gördün bak ben sığdım. Her yere o valizle Lina'ya yeter. Hiç bu kadar hızlı valiz hazırlamamıştım. Oldu bittiye geldi. İşte bu kadar. Lina'nın odasını değiştirdik. Biraz bir değişiklik yaptık. O da açılmış ama değil mi? Biraz değişiklik istedim. Öyle bir şey çıktı ortaya. Biraz kullansın, sıkılırsa yine değiştiririz. Bugün okulda kostüm partisi vardı. Ama geri dönüşümden oluşan farkındalık partisiydi daha doğrusu. İşte pet bardaklardan, çöpe gidecek pet şişelerden, kapaklarından falan istediğinizi yapıp elbise tasarlama, kostüm tasarlama partisiydi. Rapunzel kostümü almıştık. Pelerinini de işte şişenin kapaklarından, pipetlerden falan süsleyip püsleyip pelerin oluşturmuştuk. Bugün onunla gitti. Ama tabii yol boyunca da yani Sapanca'ya kadar onu o kostümle götüremem. İlk ona böyle mola yerinde giydirebileceğim hemen bir kıyafet alayım. Sonra da valizini hazırlayalım. Bunu da kendi yaptı canım. Bakar mısınız? Kendi kendine yapmış. Anne ben kendi odama yılbaşı süsü yaptım diye. Yatak başına. Sana da yapayım ister misin diye yapmış çıkarmış bunu. Şimdi yolda giyinebileceği rahat böyle eşofman gibi bir şey alayım.
Mesela şu. İçlik alalım. Aa, bone. Bak biz kendimize de bone alalım. Çünkü havuz sıcak ama kafamız dışarıda üşür ıslanırsa. Saçımızı ıslatmayız. Gözlüklerini de alayım. Buradan mayo da alayım kızıma. Şunu unutmayalım. Buna çıldırdı çıldırdı. Gece gündüz çocuğum çocuğum diye kucağına seviyor kızım kızım diye. Köpüşünü de unutmayalım. Şimdi ona yılbaşında böyle 2-3 parça bir şey almıştım ya. Böylece evet, almıştım böylece yola ya. Giderken giyer diye. Aynen. Böylece alayım. Kilotlu çorap unutma. 3 takım oluyor. Ben bir tane daha alayım mı? Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Çocuk o çünkü. Kalın o. Buraya 2 tane tayt alayım. Bir tane şöyle hırka koyalım. Bir de şu kap kalın bir kaza var. Şunu alayım. İçlikleri şurada. Banyo havlusunu koyayım. Diş fırçasını alayım. Şuradan şampuanı, banyo lifi. Şuradan çamaşır alalım hemen. Ben çok tedbirliyim ya böyle şeylerde. Nedense 2 günlük, 3 günlük de gitsem hiç 2-3 günlük hazırlayamam. İlla bir haftalık, 10 günlük hazırlayacağım. Pilotlu çorap alalım. Yeterli, ne yaptı? Dur ya. 3 gün gidiyoruz, 3. 3 tane aldım, yeter mi ya? Bak pijama koymadık biz gece. Bak bana. Ben kendime koymadım. Çocuğun pijamasını görünce aklıma geldi. Bir çok sıcak, bir tane de normalini alayım. Daha ayakkabılarımız var. Gene 4 valizle gideceğiz arkadaş. Minoşunki tamam. Zaten okul çantası da yanında. Ödevlerine de fırsat bulursak orada yaparız. Bulamazsak gelince pazar günü dönüyoruz zaten. Ben de bir ince alayım. Bir tane de kalın eşofman alayım. Aa, burada bak tombala kalmış. Evet evet, onu götüreceğiz. Tombala oynayacağız ya. Evet, tombala oynayalım. Hazırız. Evet, yola çıktık. Bugün de hava o kadar güzel ki arkadaşlar ya. Sapanca'daki hava durumuna da baktım. Bugün de haftanın en güzel günüymüş. 16 derece ve güneşli gösteriyor. Ama gidişimiz tabii ki akşamı bulacağı için bu güzel havadan faydalanamayacağız. Yarından sonra hava biraz düşüyor. Güneş gidiyor gibi görünüyor ama umarım öyle olmaz. Hiç belli olmaz. Bazen hava durumu çok yanılıyor yani. Kar yağacak diyorlar. Güneşli bir gün geçiriyoruz falan. Şimdi Linoş'u almaya gidiyoruz. İki dersi kalıyor. İki dersi için de öğretmeninden izin istedik. Lina geliyor. Yok, gelmiyor. Şu prensesime bir bakar mısınız? Anne, üzerimi değiştirip gitmeyecek miyim? Tabii değiştireceğiz. Şimdi hemen değiştireceğiz benzinlikte. Gel. Ne haber Lina? Çok zordu ya. Eteğim her yere sıkıştı. Anne. Efendim? Aa, çıkıyor. Çıktı. Bakın çık. Bakınız. Çıkıyor mu? Çıkart bari çıkmışken. Zaten üzerime başka bir şey giydim değil mi ya? Nasıl geçti günün? Güzel. Takılıyor bir yerlere, çıkıyor. Oh, en iyisini yaptın. Ne zaman değiştireceğim? Şimdi bir benzinlikte duracağız. Mola vereceğiz, üstünü değiştireceğim. Rahatsız mı oldun? Evet ya, aşırı. Tamam, değiştireceğiz anneciğim. Uf. Güzel geçti mi parti? Parti? Parti değil miydi? Hayır. Sadece farkındalık mıydı? Olsun, çok normal güzel. Normal bir günde anne her zaman gibi. Evet, herkes şıkır şıkır olmuş mu Lina? Evet. Evet, şimdi bir yemek molası vereceğiz arkadaşlar. Çünkü çıkmadan biz yiyelim. Aynen, kahvaltıyı çok erken yaptığımız için acıktık, çıkmadan yiyelim. Güzel bir yer bulduk. Lina'nın da üstünü de değiştiririz. Yola daha başlamadan yemek molasıyla başladık. Evet, yolumuz da bu arada 3 saat ama biz onu yaparız kesin 5 saat. Bir yere geldik ama. Harper'ın diye bir yer. Ne yeniliyor, ne yapılıyor bilmiyoruz ama geldik bakalım. Şimdi yola çıkınca başka bir yer bulamayabiliriz o zaman ya. Evet, karnımızı doyuralım. Biz kıyafetimizi değiştirip gelelim. Aman aman, iyi ki unutmamışız oyuncağını. Lavaboya girer girmez, yugamı aldın mı? Avatarını. Almaz mıyım? Al avatarını, al. Köpüş kadar kıymetli oldu bu da. Öyle her şeye çok değer vermen ama doğduğundan beri bir köpüş çok değerli. Bir de bunu gördüm, bu kadar üstüne düştüğünü. Menü çok geniş bir yelpaze değildi. 4-5 şey vardı. Tikka masala diye bir şey istedim. O da böyle bir şey. İlk defa yiyeceğim arkadaşlar. Tikka masala. Nasıl bir şey, güzel mi dedim. Güzel dedi. Tavuklu, etli, sebzeli, karışık bir şey dedi. Tam benim damak tadım. Pürenin üstüne de yapmışlar. Hoşuma gitti. Linoş'tan hamburger istedi. Yani Taner hayret istemedi. Kahvaltıyı çok yaptım. Sağlam yapıyor kahvaltıyı da ondan. Biraz da kilo aldım. Biraz azaltmam lazım. O yüzden mi? Hadi bakalım. Biraz. Tatile giderken de yani tam kısıtlama zamanı mı? Tatil dönüşünü ayarla sen onu ya. Şimdi ye ya, ne olacak? Tamam, iyi şeyler olursa. Ne güzel. Iyi. Benim hiç öyle bir sıkıntım yok. Maşallah. Ye ye aynı. Ye ye aynı. Ne güzel bir şey. Kilo tutmuyor benim vücudum. Çok şanslı gruptanım ben. Efendim, çatal. Korkusuz yemek yemek kadar güzel bir şey yok. Bak sana da çatal getirmişler. Bitti kamasalama, bak bakalım. Tamam, matala mı makala bakarım. Mı neydi? O kadar da değil. Bunun adını araştırdık. Yoda'ymış. Yoda, evet, Yoda'ymış. O yüzden gerçekten Yoda. Artık Yoda. Yoda. Avatar diyorduk. Şimdi Yoda'ya döndük. Evet.
Avatar'a benziyor ya Yoda. Kulakları, evet Yoda. Güzelmiş ya bu Tiko, tam benlik. Kamasala. Japon yemeği herhalde. Kabaklı. İçinde kabak var, bütün ete de kabağın tadı geçmiş. Vallahi hoşuma gitti, güzel. Gitmeden salıncak buldum bahçede, sallanmadan da çıkmam. Biz çıkamayız ben zaten. Bir sal- Bir de Dandy Niko'muz çıktı ya. Dandy Niko, Dandy Niko. Babası şeker, cinsine şeker. Dandy Niko, Dandy Niko. Anası yılan, her sözü yılan. Dandy Niko, Dandy Niko. Dandy Niko, Dandy Niko. Çocuklu bebekliği Dandy Niko. Hadi Dandy gidelim, Niko. Gidelim. Hadi hadi, Dandy Niko bitmiyor. Daha yolumuz var, 3 saatlik yolumuz var ya. Gidelim evimize kavuşalım. Duyun, heyecanlı ben değil misiniz? Sonra. Hadi hadi, hadi gidiyoruz Dinoş. Bak ağaç çok güzelmiş Lina. Ben şu Yoda mıdır Yoda mıdır bir alayım. Nasıl geliyor bak, gördünüz mü? Hadi. Hadi gidiyoruz. Lina, ayakkabılarını niye çıkardın? Üşümez misin kızım? Keyfe bak. Keyfe bak. Oh, hadi çıkalım bakalım. Yemek yiyorum. Hemen yanında bir benzinlik var. Oraya girelim. Bir de marketten kahve falan alalım. Yol çünkü çekilmiyor. Kahve, sakız, çekirdek bir şeyler lazım. Şöyle durman lazım. Bir tane soğuk kahve alalım. Çok güzel enerji veriyor araba kullanırken. Lina'ya da bir tane Nesquik alayım aradan. Sakız alalım. Çekirdek çiter miyiz sana? Yok ya, ne çekirdeği. Yolda. Lina doldurmuş. Ne aldın kızım? Ne? Bunlar ne? Güzel şeyler al ya. Kızım yolumuz 6 üstü 2-3 saatlik ya. Ya seviyorum. Gerçi gidince orada da yer ya. Merhaba. Şunu kreker al. Evet, bu yolda iyi oluyor. Bir de sakız alayım, benim işim tamam. Tamamdır. Bunların ihtiyacı bitmiyor ya. Yani daha yarım saat yol gelmeden 15 dakika oldu. Lina'nın ihtiyaç molası çıktı. Hadi Linacığım, hazır mısın? Çok sıkışmış kızım, ne yapsın ya? Ona serbest. Evet. İçeride tuvalette inşaat vardı arkadaşlar. Kapısı falan yok, adamlar böyle çalışıyor. Karavanda var dediler. Bağıra çağıra girdi. Çok sinir oldu. Bu ne ya? Hop. Sinirlendi bak, kızınca bak. Gel. Oldu mu? Ellerini yıka. Bak lavabo var orada. Yıkadın mı elini? Gel. Nasıldı? Ya anne. Gel. İğrenç. Ne var kızım? Bir şey değil. Bu da ihtiyaç canım. Bir şey tamam, söyleyeceğim. Gel. Ne? Böyle sallıyor. İğrenç. Hadi otur otur. Emniyet kemerini takmış ona da. Niye takmıyor? Kendininkini de tak. Uzun yolda uçar filan. Kapıyı sen kendininkini de tak ama. Kemersiz olmaz. Linacığım nasıl gidiyor yol? İyi. Sıkıldın mı? Az kaldı, 2 saat kaldı. Ay böyle o kadar keyifliyip ki anlatamam. Yolculuğu her zaman çok sevmişimdir. Kısa yol diye üzülüyorum ama yani. Şöyle birkaç saat gitseydik. Daha bir saati bitti ya. Bile. Hiçbir şey anlamadım ki, daha yeni çıktık. Durmazsak hava çok güzel. Yani. Hava da o kadar güzel ki ya. Bugünü kaçırdığım için çok üzgünüm. Lina'nın okulu olmasaydı sabah çok erken saatte çıkardık. Öğlen orada olurduk. Bu güneşli havayı da kaçırmazdık. Ama 2 gün okula göndermemezlik de olmazdı yani. O yüzden derslerinden geri kalmasın diye bir günümüzü harcadık. Olsun. Şu an Sarıkavak diye bir yerdeyiz. Navigasyonun gösterdiği o Sarıkavak'mış. Yer kurtarana doğru gidiyoruz. Evet. Yollar güzelleşmeye başladı. Böyle bir yeşillikler çıkmaya başladı. Vadiden geçiyoruz şimdi. Buralar yemyeşil. Ya kar yağmış buraya. Evet burası. Sağımız solumuz. Burası can kurtaran geçidi. Buranın rakım 1900 metre. Başladı yine Taner. Rakın rakın. Rakın değil. Rakın, rakın değil ya. Rakın. Tamam işte rakın rakın başladı yine. Rakım yükseklik demek ya. Her yola çıktığımızda buranın rakımı şu, buranın rakımı bu. O yüzden kar oluyor ya. Bak bak, sola bakar mısın? Bembeyaz, özledik ya karı. Bir şarkı patlat da dinleyelim Taner Bey. Yine radyoyu açmaya da izin vermiyor. Yine geldin Rukiye ya. Ne yapayım Taner ya? Her 15 dakikada bir duruyorsun İyi ya. İyi de seninle de
Bas bas git git olur mu? Yolculuğunu da tatil gibi yaşamalısın Taner'ciğim. Batı yönündeyim. Sen bana uy, hayatını yaşa. Saniye başı dur. Ne güzel, bak keyifli keyifli gitmek varken niye basa basa gidelim? 1,5 saatimiz kaldı arkadaşlar tam olarak. Şimdi bir çay ya da kahve molası verelim. Şöyle bir havamız değişsin. Ondan sonra hiç durmadan belki gideriz. Belki bir kere daha mola veririz. Öyle diyor, her 10 dakikada bir duruyor. Bakarız. Evet. Değmedi. Ben vurayım mı? Ben vurayım Melina. Gel ben vurayım. Sen beni çek. Oo, başsız 11 puan. Başsız 12 puan. Güldü. Çok yavaş diyor. Olmuyor Lina. Ha, 38'de kaldı. Güldü. Sana gülüm. Ben onu bir güldüreyim. Ben vurayım. Seni yüzeyi bence üzerim. Bak şimdi ben ona nasıl vurur katacağım. Şeye basacağım. O düğmeye bas. Düğmeye. Bir. İlk vuracağım. İki. Üç. Vaa. Al. Sen misin kızımla dalga geçen? 1165. Ne diyecek? Bir de Lina baban atsın. 1168. Sana da güldü. Bana da güldü ya. Buna bak. Hadi çekil, Taner. Çekil. 1168 benimki. 1, 2, 3. Hadi bastır. Wow. Dur bakalım ne çıkacak. Ay tam beni vuramadım. Geçti ya. Tam vuramadım. Dur bakayım gülecek mi? Tebrik etti. Ya. Hadi aferin. Bütçak diyor iş. Çayımız soğudu, gel gel. Bitti, tamam bitti kızım, para bitti. Bozdursana 50 kuruşlar. Yeter çocuğum. 50 kuruşlarla bozdur. Yok 50 kuruş olmuyor, 2 lira lazımmış. Ya. Ya git şuradan bir yumruk atıp fazla. 50 kuruşlarla bozdur. Ya ben de atacağım. Kızım yok, bozulmuyor. Ya ben 50 kuruşlarla bozdursana. Daha tatta 50 kuruş kaldı. Ya yodaya bindireceğim bana. Ha şuna mı bindireceksin? Yodayı bindireceğim. Bu ne ya, sığmadım. Ne bebek için? Kadar. Aşağıda düğmesi var mı, olamaz? Bak çok beğendi, yapıştı buraya. Tünellerden geçmeyi çok seviyorum yollarda. Doludağ tüneli. Evet. Bunlar şu uyuyor. Akşam nasıl uyuyacaksın? Uyu mu anne? Uyudu bile. Gerçekten uyuyor mu? Uyuyor numarası mı yapıyor? He işte. Şöyle bir müzik patlatasım var. Onunla beraber bangır bangır bağırasım var videoda ama. Ya Lina uyanmış. Tehlik geldiği için maalesef. Anne. Araba şey, kullanıyorum, bak ama. Yıldız ışığı. He. Yıldız ışığı. Kaç dakika kaldı? Navigasyonu bir aç bakalım. Bir saat. Mola isteyen var mı? Hayır. İstemiyor artık musun Lina? Artık yok falan, hadi devam et. Gidelim bakalım. Hava karanlığından gidelim. Gidince size hemen böyle evi, bahçeyi falan turunu çekecektim. Ama artık karanlığa kaldığımız için yarın sabahtan çekerim onu da. Karanlıkta bir şey belli olmaz çünkü. Ya resimlerden gördüğümüz kadarıyla harika bir evdi. Bahçeye özellikle bitmiştim. Sıcak havuzu var. Ben çok heyecanlanıyorum. Değil mi? Evi görmek istiyorsun. Evet, heyecanlı. Lina uyudu. Yine her zamanki gibi. 20 dakika yolumuz kaldı. Sapanca'ya girdik galiba. Sapanca'ya girdik ya. Burası Sakarya. Sapanca değil de birazdan Zaten Sapanca'da, Sakarya'da. Gelmeden Akyaz'ın Mudurnu'dayız. 5-10 dakikaya kadar gölü görürüz. Ya şu ana kadar bir numara göremedim. Numara ne? Yok, yani taban dümdüz. Doğa harikası bir şey göremedim yani sağımda solumda, onu demek istiyorum. İlerleyen 20 dakika sonra ne çıkacak ortaya? İçerler güzel, içerler. Buradan bir şey değil göremez. Mi? Şu an yani bir şey yok. Tabela göründü, tabela Sapanca. Evet. Evet, 3 dakikalık yolumuz kaldı Lineciğim. Deniz yok burada, burada göl var. Göl var. Ama onu da henüz göremedik yani. Göl tam karşıda kalıyor ama. Yani şu ana kadar geldiğim yollar bana sanki Ankara'nın dışından çıkmamışım gibi hissettirdi. Sürekli otobanda geldim. Bir değişiklik çünkü olmadı hiç. Şimdi girince değişecek mi bilmiyorum, bakalım. Artık bak oteller görünmeye başladı. Otoban bitti. Şimdi Sapanca'nın merkezine girdik diyebiliriz. Buraya da bakmıştık biz aslında, Bedestan diye. Ama otel olduğu için istememiştik. Böyle kendimize ait sakin, kafa dinleyeceğimiz yer olsun diye bungalov ev tercih ettik biz. İnşallah otelleri arattırmaz, bilmiyoruz nasıl bir şey. Gidince göreceğiz artık. Bura gibi yerler mi acaba Taner? Evet böyle işte. Öyle mi? Bir hayal kırıklığı yaşıyor gibiyim şu an. Niye? Hiç böyle bir şey hayal etmedim. Dur 200 metre var, inşallah bizim evimiz daha farklıdır.
bilmiyorum. Dur daha gelmedik ya, gelmediğin yere. Bak şu sokak güzel, köye gelmiş gibi hissettim kendimi. Ama evimiz nasıl acaba? Hedefiniz sol. Ay geldik. Hedefimiz ay geldik burası, burası. Burası buradan gir. Ay bizim ev herhalde. Şunlardan biri. Bunlardan birisi evet. Burası park. Gir gir böyle gir. Böyle otopark. Gireyim. Ha. Bizden başka kimse yok mu ya otopark? Oo havuzumuza bak mükemmel. Dur. Durun bir dakika, bir dakika. Heyecanlandım. Ben de heyecanlandım. Bence burayı turda çek. Turda çekeceğim zaten. Bence kapat. Ucundan göstereyim ucundan. Al, bahçeden hadi. Ay. Şuradan havuzu. Çıkan havuzu mu? Havuzu gösterelim çıkıyor. Bence yeter bu kadar. Ay olsun azıcık göster. Azıcık azıcık ucundan ucundan arkadaşlar merak etmesin. Hadi bakalım. Bekliyorlar çok güzel bir yere zaten. Giriyoruz. Salıncağımız da varmış, hamamımız da varmış. Tamam. Ya sıcacık elime dokundu. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada kapatacağım. Sonraki videomuzda artık buranın turu olacak tabii ki. Burada çılgın videolar da gelir. Mutlaka şu havuza girerim. Kar da yağsa girilir. Baksana buhara. Sıcacık olduğundan dumanları tütüyor. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Ezan başladı. Ezan başladı. Evet artık kapatıyorum. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lina turunu yapıyor bile. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.